Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere şu anda ekranda görmüş olduğunuz afişin yapımını göstereceğim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar PC Touch programına geldiğimizde buradan artı tuşuna basıyoruz. Ve buradan Black Document diyoruz. 720x1280'lik bir sayfa açıyoruz. Bu bizim çalışma sayfamız olacak. Bu şekilde sayfamızı açtıktan sonra üstteki sonsuzluk işaretini bir kere basıyoruz. Daha sonra fill stroke diyoruz. E, Color'ur yani rengini siyah yapıyoruz. Arka planı siyah yapacağız. Daha sonra yazımıza ekliyoruz. Eğer bu yazının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoya gidebilirsiniz. Kartlarda ve videonun sonunda olacaktır büyük ihtimalle. E, galerimize giriyoruz. Ve buradan e, ben pixel lab'a değil PCT hoşgola klasörüme gireceğim. Çünkü benim yazım burada. Yazımı aldıktan sonra yazımı üst tarafa koyuyorum. Siz tabi ki de istediğiniz yere koyabilirsiniz. Fakat üst tarafa koyarsanız daha düzgün bir biçimde gözükür. Ee, bu şekilde koyduktan sonra artıya basıyorum ve dubleşleyir diyorum. Ee, diyemedim. Evet şimdi dubleşleyir dedim. Altik katmanıma transform diyorum. Ve bunu büyütüyorum. Bayağı bir büyütüyorum hem de. Normalden çok daha fazla büyütüyorum. Bu şekilde tam orta kısma koyuyorum. Dediğim gibi bu yazın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoya gidebilirsiniz. Bir önceki videonun linki kartlarda falan vardır zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunun opaklığını kısıyorum. Bayağı bir kısıyorum. Ondan sonra alt tarafa ışık ekleyeceğiz. O yüzden en alt katmana bir kere tıklayıp artıya tıklıyorum. Galerime giriyorum. Daha sonra ben lights bölümüne gireceğim bunların hepsinin linkini bu arada açıklama kısmında vereceğim oradan gidip ücretsiz ve reklamsız bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi e, bunu koyduk büyütüyorum bayağı bir büyütüyorum bunu da tam ortalıyorum ve bu şekilde koyuyorum. Daha sonra buradan artıya tıklıyorum ve dubleş layer diyorum e, artıya tıklıyorum ve e, galerime tekrardan giriyorum buradan geri çıkıyorum. Partikül kısmıma giriyorum. Tabii ki size bunları pek olarak vereceğim. O yüzden siz böyle e, ayrı ayrı girmek zorunda kalmayacaksınız. E, ben bu partikülü alacağım. Siz e, siz zaten bunu almak zorunda. Siz zaten bunu almak zorundasınız çünkü bunu vereceğim. E, linear Dodge yapıyorum. Bu arada farklı renklerde yapabilirsiniz. E, onda sıkıntı olmaz. Color Balance'dan e, Red'i 100 yapıyorum. Bunu da eksi 32 e, falan yapıyorum green'e. Blue'yu ellemenize gerek yok. Daha sonra bizim bir elektrik efektimiz var. O benim galerimde yok. Fakat şöyle pest dediğimde zaten buraya gelecek. Bunu da açıklama kısmında vereceğim. Oradan gidip indirebilirsiniz. Ben Philip Y yapıyorum. Çünkü alt tarafa koyacağım. Bu şekilde koydum. Bunun rengini bu arada Color Balance'dan değiştirebilirsiniz. E, blend modunu Linear Dodge yapıyorum. Ve bu şekilde koyuyorum. Gayet güzel duruyor. Bunun opaklığını biraz kısmam gerekiyor ama. Evet bu şekilde gayet güzel. E, double layer diyorum. Transform diyorum ve buradan flip x diyorum. Şu şekilde sağ tarafa da aynısından koyuyorum. Bunların aynısını üst tarafa yapacağız. O yüzden double layer diyorum ve transform diyerek üst tarafa koyuyorum. Evet üst tarafa koydum. Şimdi e, bunu da bir daha duble diyorum ve buradan transform diyerek e, buradan Flip X'e de basarak bu tarafa da koyuyorum. E, daha sonra ışıklardan bir tane duble diyorum. Işıklardan bir tanesine tıklayıp duble diyorum yani bu şekilde. Transform diyorum ve Flip Y diyorum. Üste koyuyorum. Bir kere daha duble dediğimde zaten e, alttaki ışıkların aynısı olacaktır. Eee tabii bu ışıkların opaklığını siz kısabilirsiniz. Ben kısmayacağım. Daha sonra bizim burada partikülümüz vardı. Bu partikülle W yer diyorum, transform diyorum ve Flip Y diyerek bunu da üst tarafa koyuyorum. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Ama ben Flip X'e de tıklıyorum. Daha güzel duruyor. Şimdi son bir efektimiz kaldı. Onu da şu yazının üstüne ekleyeceğiz. Bu efekte de tabii ki pek içinde vereceğim. Ücretsiz ve reklamsız bir şekilde indirebilirsiniz. Evet, bu şekilde koydum. Bunu büyütüyorum. Bunu tam bunun boyutuna getirdiğimde linear dodge yapıyorum. Ve bu şekilde saydam oluyor. Buradan rengini black white yapıyorum. Daha sonra mavi yapıyorum. Siz artık kendi renginiz neyse onu yaparsınız. E, afişimiz bu kadardı arkadaşlar. Gayet güzel ve basit bir afiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz hızlı konuştuğum farkındayım. Biraz Hızlı Anlattım Biraz Yavaşlatarak izleyebilirsiniz Videoyu Fakat Şu An Zamanım Yok Ve Benim Bu Videoyu Yetiştirmem Gerekiyor Uzun Zamandır Video Atmıyorum Uzun Zaman Dediğim 3 Hafta Falan Oldu 21 Gün Falan Oldu O Yüzden video Yetişsin Diye Sizlere video Yetişsin Diye Bu Şekilde Hızlı Anlatmak Zorunda Kaldım Ama Umarım Anlamışsınızdır ee, yorumlar kısmına aklınızdan geçen düşünceleri ya da sormak istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ee, Videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.